halkın menfaatini gözetmek. Huzur ortamı bozulmasın istedim. Ancak bu ortamı bozula planlı ve kararlı bir şekilde işi bir noktaya getirdi. Bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru varsa birkaç tane soru alabilir. Barış süreci dediniz. Buradan bastınız. Siz de barışını olsa devletle olan barışı olsun. Barış süreci başladığında malumunuz biz eksikliklerine, yanlışlıklarına rağmen biz bu barış sürecine destek olduğumuzu söylemiştik. PKK ile bir barış görüşmesi yürütüyor devlet. Kürt sorununa çözüm süreci deniyor bu sürece. Lakin öyle görünüyor ki devlet bu işe sadece PKK sorunu olarak bakıyor. Kürt sorununu PKK sorununa indirgemiş durumdadır. PKK sorunu vardır. Kürtlerin de PKK sorunu vardır. PKK sorunu artık daha çok Kürtlerin sorunu haline gelmiştir. Eğer devlet Kürt sorunu PKK sorununa indirgerse ki indirgemiştir. Bu bakış açısıyla bu işin sonu çözümle ve barışla bitmeyecek görünüyor. Peki olayın olduğu akşam bir bazı internet sitelerinde size atfen bu bir savaş ilanıdır şeklinde bir açıklama olduğunu söyledi. Evet. Ne noktada mısınız? Cümlem şu anda benim önümde. Evet, bu bir savaş ilanıdır dedim. Bu savaşı biz ilan etmedik. Bu bizim tarafımızdan yapılmış bir savaş ilanı değildir. Cümlem aynen şudur. Aslında bu bir savaş ilanıdır. Fakat sözle dile getirmeye cesaret edemedikleri bir savaş ilanı. Sözle hep siyaset yapmamız gerektiğinden, kendilerinin de siyaset yaptığından bahsediyorlar. Fakat alttan alta fiilen bir savaş ilanında bulunuyorlar. Buradaki kastım, bu son saldırılarla PKK'nin bize silahlı bir savaş ilan ettiğini ifade etmek için. Bizim tarafımızdan ilan edilmiş bir savaş değildir. Efendim, siyasi anlamda bir girişiminiz oldu mu ilçe başkanınızın serbest bırakılması konusunda? Bir de eğer kendisine zarar verilirse bundan sonra barış sürecinden söz edilemez dediniz. Evet. Karşı yaptırımınız ne olacak? Bildiğiniz üzere biz bir siyasi partiyiz. Siyasi çalışmalar yapıyoruz. Daha önce çok sayıda saldırı yapıldı. Olaydan hemen sonra yapmış olduğum açıklamada da belirttim. Biz bu saldırıları BDP'nin daha önce seçimlerde uyguladığı gerginlik stratejisinin bir parçası olarak değerlendirdik. Ve sürekli tabanımızı sükunete davet ettik. Olayların daha fazla büyümemesi için elimizden geleni yaptık. Fakat olayların boyutu büyürse, iş çığırından çıkarsa, bizim bir siyasi parti olarak bundan sonra gelişebilecek olayların önüne geçme noktasında gücümüz bir yere kadar. Efendim şeyden bahsettiniz, örgüt bize sözlü olmasa da silahlı bir savaş ilan etmiş durumda. Evet. Bundan sonra sizin tutumunuz ne olacak? Size karşı yapılan saldırılara ilişkin. Biz de onların saldırılarına yem olmamak için yapmamız gereken neyse onu yaparız. Vakti zani, Drojbeli, Nafçaya Mevki, Kel Burani, Havarekime, Rahat Takırı. Bebe bu yeri Carkili Madi Gurbeke Gurbede ve Jüneydi ve Jüti Kesi'de Hayat Hakim Nader Bahusuz Nakasın Kürdistan Dukası Kurduk'tan da Serik Olur Hem bu sadı fikrim ki Ve Pevajör Çaresteliği de Dınavbina Hükümeti Türkiye Upegeki de Belleki de Çahat Yakaltı Emre Zavun de Vakt. Teyhuya bu Harima Kürdistan'ı teslim bedep edilme. Jilav Akka Serbest ve Harika Tadık edilme. Zoroja bu Partiya Mahdi Saskir'in Nezi Salun'u ve daha erişik bu partiyonla lahavali meydu. Nedir Rojmeli Hünüzya lahavali kime hal şehit gelir.
هر جنازه وی اولی ما لنه خوشکانی بود، هی مدف رو نکر بود، خبر افردی که ها دستی من بود، من مسئول این بای نفشه ها دیاربت پیران، جو طرف پککی باتی را بود. ام دو واسطه چاپ منی بام گیتم، ام بین اف حوالی من در حال گره سربست بیگارم. حتی ای رو، ام برپرسیاری ام تاب گریم، جبونه گجاری که دی کرد بری چکیم خواه ندن هف ما سکونت خواه محفظه کن لی اب مثلا اب بویر نشان داده که لحاشت یا آسه که بلندتر بری شکاف دانه ما نما حرف ایلان کرنه اگر که اب پیواجر بیشه که بودو ما جنها پیده بیاره که بخواه من برپرسیه دیوا بیارم او خوینه که بیرشم دن برپرسیه دیوان جی بیو بخواه بده پر و پکی دن Başkanım son bir soru. Büyükşehir Belediyesi önünde aceleni eylemi sürüyor. Bunun itibariyle aldığınız buraya bir hafta içi geçti. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu kanunda yeterince tartışıldı. Aileler çocukların kandırarak veya zorla götürdüğünü iddia ediyorlar. BDP yetkilileri o çocukların kendi iradeleriyle dağa gittiğini söylüyorlar. Başka konularda 14-15 yaşındaki, 16 yaşındaki çocukların iradesinden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirenler, bunun iradi bir hareket olduğunu söylediklerinde aslında bu söylediklerine kendileri de inanmıyorlar diye düşünüyoruz. Fakat kendilerini böyle söylemek zorunda hissediyorlar. 14 yaşındaki birisinin büyük çaplı bir alışveriş yapması bile mümkün değildir. Çocukların eline silah tutuşturulması doğru değildir. En son BDP yetkilileri de 18 yaşından küçük olanların ellerine silah tutuşturmasını doğru bulmadıklarını söylediler. Eğer gerçekten bu noktaya gelmişlerse bu sevindirecektir. Sayın Başkan, şimdi dar geçişte öldürülen çalışan müziğe yöneticimizin PKK tarafından öldürüldüğü konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Siz hangi kaynaklara dayanarak böyle bir açıklama yaptınız? Buna bir cevap verebilir misiniz? Şu ana kadar onlarca saldırı yapıldı. Bunların hiçbir tanesi PKK açıktan üstlenmedi. Fakat kendilerine yakın basın yayın organlarında haber veriş şekillerinde bu eylemin altına kendilerinin imza attığını görüyoruz. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar.